Malumat kanalından herkese merhabalar. Kanalımızda insanlığın en başından bu yana önemsemediğimiz ve gündelik hayat içinde sürekli tesadüf ettiğimiz bilgileri inceleyeceğiz. Bugün aklımıza takılan soru, erkeklerin süt vermedikleri halde neden memeleri var? Memeli hayvanlarda erkeklerin süt üretmeleri fizyolojik olarak mümkündür. Bu hususta erkekler gerekli anatomik donanıma ve hormonlara sahiptirler. Bazı keçi ve yarasa türleri hariç insanlar ve diğer memelilerin erkeklerinde süt verme olayı görülmez. Aslında memelilerin tümünde yani her iki cinste de süt bezleri vardır. Erkeklerde bu bezler gelişmemiş ve işlevsizdirler. Bu durum türlere göre değişiklikler gösterir. Örneğin fare ve sıçanların meme dokuları hiçbir zaman meme ucu ve meme bezleri oluşturmazlar. İnsanlar, köpekler ve birçok memeli dahil olmak üzere erkeklerinde meme uçları oluşur. Hatta dişi ve erkeğin göğüs yapısında ergenlik çağına kadar herhangi bir fark görülmez. Erkeklerin niçin süt vermediklerini memelilerin %90 için sormamıza gerek yok zaten. Çünkü bu büyük çoğunlukta yavruya anne bakar. Erkeklerin çiftleşmeden sonra yavrunun gelişiminde herhangi bir katkıları yok. %10'luk kısma giren insan, aslan ve kurt gibi memelilerde ise babanın görevi aileyi korumak ve onlara yiyecek temin etmektir. Belki de başlangıçta bu türlerin erkekleri de yavrularını emziriyorlardı. Fakat zamanla asıl görevlerini yerine getirirken yavrularını emzirmekten uzaklaştıkları için evrim geçirerek süt üretim kabiliyetlerini kaybettiler. İşlevleri kalmadığına göre erkeklerin ne için hala memeleri var sorusunun cevabı ise insanda erkek ve dişi yapısının aynı olmasından kaynaklanıyor. İnsanın anne karnındaki embriyo halinin en başında dişi ve erkek arasında herhangi bir fark yoktur. Zaten insanın taşıdığı 23 çift kromozomun 22'si de her iki cinste de aynı görevleri yerine getirir. Sadece cinsiyet hormonu olan 23. çift farklıdır. Eğer embriyo anne ve babasından birer tane X kromozomu alırsa kız, birinden X, birinden Y kromozomu alırsa erkek oluyor. Embriyo Y kromozomunu aldıktan sonra hormonal sinyaller geliyor ve erkek organları gelişmeye başlıyor. Erkeklerin memesi ise bu safhadan önce oluştuğu için aynen kalıyor. Daha sonrasında hormonal bir takviye olmadığı için işlevlerini yerine getiremiyorlar. Dişilerde ise büyüme çağında salgılanan hormonlar süt bezlerini ve göğüsleri büyütüyor. Gebe dişilerde ise bu büyüme biraz daha artıyor. Süt üretimi artıyor ve sonrasında emzirmeyle tetiklenerek devam ediyor. Siz de bu konu hakkındaki çılgın fikirlerinizi bizimle paylaşmak istiyorsanız yorum yapabilir. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir. İçeriklerimizden haberdar olmak için abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.